Merhabalar değerli katılımcılar. 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı kapsamında üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinden Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Rümeysa Balan hocamızla bugün de gebelikli beslenme konusunu konuşacağız. Umarım güzel bir sunu olur. Sözü Rümeysa Balan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, merhabalar. Teşekkür ederim. Bu hafta gebelikte beslenmeden bahsedeceğiz. Şimdi gebelikte hem annenin beslenmesi var hem de gebeğin beslenmesi söz konusu. Gebelikte anne döneminde annenin sağlıklı beslenmesi, fetüsün büyümesi ve gelişmesini, annenin sağlığını ve doğum sonrası dönemde ise süt verimini etkilemektedir. Yine gebelik döneminde annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi ise bebeğin işte boyunu ve kilosunu, yine bebeğin fizyolojik yapısını, bununla birlikte bebeğin ise zihinsel gelişimiyle ilgilidir. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme açısından risk altında olan gruplara bakarsak eğer, birincisi gebeliğin başlangıcında vücut ağırlığı, kilosu normal ağırlığın %10'undan daha az veya %20'sinden daha fazla olan bireyler risk altındadır. İştahsızlığı ya da oburluğu olan kadınlar yine beslenme açısından risk altındadır. Pardon. Bu. Özel diyet gerektiren kronik sağlık sorunları olan kadınlar yine risk altındadır. Alkol ve sigara kullanan kadınlar, sık doğum yapan kadınlar, yaşı küçük ya da büyük olan, yani yaşı 19'un altında olan ya da 35 yaşın üzerinde olan bireyler de risk altındadır. Yine bununla birlikte çocuk sayısı fazla olan bireyler de risk altındadır. Yine bu kilo ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman genellikle eğer gebeler doğum öncesi belirli bir alışkanlık kazanmamışlarsa, doğumdan önce belirli bir kiloya sahipler ise, yani fazla kiloya sahipler ise, gebelik sırasında da bu alışkanlıklarını devam ettiriyorlar ve gebelik sırasında da düzgün beslenemiyorlar. Yani kötü bir beslenme planına sahip oluyorlar. Ama anneler eğer gebelik öncesi normal standartlarda bir kiloya sahipse ve normal yeme alışkanlıklarına sahipse, o zaman bu anneler de ileriki dönemlerde hem gebelikleri daha sağlıklı geçiyor hem de dünyaya getirdikleri bebekler daha sağlıklı oluyor. Evet, gebelik süresince yetersiz ve dengesiz beslenen kadınlarda neler oluşabilir onlara bakalım. Birincisi kansızlık meydana gelebilir. Çünkü gebelik sırasında bebeğin büyümesiyle birlikte annede de belirli fizyolojik değişiklikler meydana gelebiliyor. En basitinde annede ne oluyor? Kan hacmi artıyor. Kan hacminin artmasıyla birlikte daha fazla hemoglobine ihtiyaç duyuyor. Eğer bunu karşılamazsak o zaman kansızlık olarak bize geri dönüş oluyor. Kemik dokusu bozuklukları meydana gelebiliyor. Osteomalazya gibi. Yine anne yeterli miktarda işte kalsiyum, fosfor ya da magnezyum almadığı takdirde anneden bebeğe bu minerallerin geçişi olduğu için annede kemik yumuşamasına sebep olabiliyor. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasına sebep olabiliyor. Bebeklerde kalıcı fiziksel ve mental bozuklukların yer etmesine veya yine çok kilolu olan annelerde hipertansiyonun oluşmasıyla birlikte preeklemsi yani gebelik zehirlenmesinin görülmesine sebep olabiliyor. Enfeksiyonlara karşı direnç azalabiliyor, bağışıklık sistemleri zayıflayabiliyor. Yine bu gebelerde çabuk yorulma ve zayıflama görülüyor. Normal bir gebe, yani sağlıklı bir gebe öyle hemen yorulmaz ya da normal süreç içerisinde zayıflama görülmez. Fakat kötü bir beslenme planına sahip olan gebelerde buna bağlı olarak çabuk yorulma da görülebilir. Sağlıksız plasenta oluşumu gibi sorunlar da görülmekte. Gebeliğin yine 6. haftasından sonra o rahim içerisinde plasenta oluşumu gerçekleşir ve bu plasenta bebeklerin bir nevi karaciğeri görevi görür. Yani bütün metabolik olaylar bu plasentada meydana gelir. Ama anne yeterli beslenmezse eğer ve plasenta oluşumunda bozukluklar meydana gelirse bu sefer bebeğin tüm
fizyolojik fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelebilir. Evet, fetüsün beslenmesi zamanında doğan bebeklerin ortalama ağırlığı yaklaşık 3 kilo 200 gram kadar. Bu ise ortalama 50 santimetredir. Bununla birlikte emme refleksleri vardır normal doğan bebeklerin. Fakat annede bir sıkıntı varsa, yine yetersiz beslenme söz konusu ise ya da belirli bir besin ögesine olan eksiklik söz konusu ise, yani yetersiz beslenme şu demek değil, anne normal kilosunu alıyor olabilir ama herhangi bir besin ögesinden yetersiz beslenebilir. Bu durumlarda bebeklerde meydana gelen bazı problemlerden dolayı bebek bu normal fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Örneğin belirli bir vitaminin eksikliğinden ya da belirli bir vitaminin aşırı alımından dolayı bebek ne olabilir? Yarık damaklı doğabilir. Bu da onun normal emme refleksinin yerinde olmamasına sebep olur. Anne karnındaki bebeğin her bir organı gelişim döneminde yeterli besin ögeleriyle beslenmek durumundadır. Şimdi burada sadece ilk 9 hafta fetal dönemi alıyoruz. Biz bu sadece fetüs dönemine baktığımız zaman, bakın 2. ve 5. haftalarda merkezi sinir sistemin en önemli parçası gelişiyor. 3. 6. haftalarda ise kalbin en önemli parçası gelişiyor. Tabii bundan sonra gelişmeye yine devam ediyor. Fakat bu tohumlarının atıldığı dönemlerde bu organlar için gerekli besin ögelerinin sağlanması gerekiyor. Besin ögeleri ve diğer çevresel koşullar eğer sağlanabilirse, o zaman ne oluyor? Bizim bu organlarımız, yani o tohumlar yeterli miktarda, yeterli olgunluğa zamanı geldiğinde ulaşabiliyorlar. Evet, beynin en hızlı geliştiği gebeliğin ilk yarısında yetersiz beslenmenin etkisi kalıcı oluyor. Özellikle gebeliğin birinci trimestrinde ve ikinci trimestrinde merkezi sinir sistemi ve beyin gelişimi tamamlanır. Bu yüzden de bu süreçlerde biz beyin gelişimini destekleyici eğer gıdaları yeterli miktarda tüketirsek, bebeğin de mental gelişiminde ya da doğduğu zaman mental aktivitesinde bir sıkıntı meydana gelmez. Fetüsün yine beslenme yetersizliğinden dolayı vücut yapısında oluşan gerileme de beyin gelişimi olumsuz yönde etkiler. Beyin gelişimi sadece şu demek değil, hani beyni ilgilendiren besinleri tam aldığımız zaman bebek normal zekayla doğar. Bu demek değildir. Eğer bebek yeterli miktarda gelişemediyse, yani vücut kütlesi bile yeterli bir miktara ulaşamadıysa, onun diğer organları da yeterli gelişmemiştir. Buna ne örnek verebiliriz? Bebeğin akciğeri yeterli gelişememiştir, beyin oksijenlenmesi azalır. Karaciğeri yeterli miktarda gelişememiştir, o zaman vücut içerisindeki vitamin mineral dağılımları tam olarak gerçekleşmemiştir gibi. Bunlar da yine beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyen durumlardan birkaçı. Gebelikte yanlış beslenmenin nedenlerine eğer bakarsak, birincisi gereksinmeye uygun besinlerin alınamaması. Bu konuda gebeler hamilelik öncesi aslında bunu planlarken belirli bir bilgi düzeyine sahip olması gerekiyor. Hangi besin gruplarından ne kadar alması gerektiğini, en azından ya da hangi besin ögelerinden ne kadar gereksinmeye sahip olduğunu, hangi besin ögelerinde artan bir gereksinme olduğunu fakat hangi besin ögelerinde ekstra bir yükleme yapmamak gerektiği hakkında bilgili olması lazım. Bununla birlikte gebeler kilo alacağım düşüncesiyle az yiyebiliyor ya da bebek iyi beslensin düşüncesiyle fazla besin tüketebiliyor. Bunlar da yine yanlış beslenmenin temel nedenlerinden bir tanesi. Yanlış alışkanlıklara sahip olabiliyor. Bu hani alkol, sigara kullanma gibi yanlış alışkanlıkların yanında işte besinlerin yanlış yıkanması, yanlış temizlenmesi, yanlış saklanması ya da gıdaların yanlış hazırlanması konusunda da belirli alışkanlıklar olabilir. Bununla birlikte bazı inançlar, gelenekler ve bahsettiğimiz gibi eğitimsizlik yanlış beslenmenin başlıca nedenleri arasında. Evet, normal kilolu gebelere baktığımız zaman normal kilolu gebelerin diğer gebelere oranla ölü doğum yapma oranları daha az. Aşırı şişman gebelerde ise ölü doğum oranları daha yüksek bulunmuş. Yine aşırı
şişmanla yani gebelik süresinde, gebelik öncesi aşırı şişman değil de gebelik sırasında çok fazla kilo alan gebelerde ise hipertansiyon ve kreklemsi oranları daha sık görülüyor. Bu da işte bebekte dolaşım bozukluğuna sebep olarak yine bebeğin ölümüne neden olabiliyor. Kilo almaktan korkarak yine kötü beslenen gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin dünyaya gelme oranı da daha yüksek. Bebeğin doğum ağırlığı ile gebelikte kazanılan ağırlık arasında ise kuvvetli bir ilişki vardır diyoruz. Yani annenin beslenmesi ne kadar sağlıklı, kilo alımı ne kadar normal ise bebeğin beslenmesi ve kilo alımı da o kadar normal. Yine bebeğin doğum ağırlığı ise yani bir bebek dünyaya geldi, anne çeşitli şekillerde beslendi ve bebek dünyaya geldiği zaman onun vitamin, mineral gereksinimleri ne kadar karşılanmışsa, kilosu ne kadar normalse onun diyoruz ki gelecekteki sağlık stratejisi de o kadar iyidir. Yani bebeğin doğum kilosu onun gelecekteki diyoruz sağlık durumunun en önemli belirteçlerinden bir tanesidir. Evet, gebelikte enerji ve besin ögesi gereksinimlerine bakarsak normal bir kadın gebelik yani gestasyon boyunca ortalama 12,5 kilogram alıyor. Kazanılan kilonun yarısı ise yağ deposudur. Bu yağ deposu yani gebelik sırasında kazanılan yağ deposu gebelik sonrasında emzirme döneminde de yine ihtiyaç duyulan bir dokudur. Gebelik öncesi normal ağırlıklı olan kadınlarda gebeliğin ilk 3 ayında biz normalde günlük enerjisini 150 kalori kadar arttırırız. İkinci ve üçüncü trimesterlerde ise enerji gereksinmesi normal enerji ihtiyacının yaklaşık %20'si kadar artar. Bu yüzden de yaklaşık 300-400 kalorilik kadar bir ek yaparız. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bizim gebemiz adolesan ise yani 19 yaşın altında ise bu sefer adolesan gebelerde riskler 2 katına çıkıyor. Neden? Çünkü adolesan bir birey hem kendi büyüme gelişmesini devam ettirmek zorunda. Örneğin 17 yaşında bir kız çocuğunu hamile kaldığını düşünün. Onun hala kendi boy uzamasını ve kilo alımını arttırmak için ekstra zaten enerji ve besin ögelerine ihtiyacı var. Normal metabolizmasını sürdürmesi için enerji ve besin ögelerine ihtiyacı var. Bununla birlikte depolarını arttırması için ekstra gereksinime ihtiyacı var. Yine depolarını arttırdı. Bu sefer bebeğin ihtiyaçlarını karşılaması için ekstra gereksinime ihtiyacı var. Bebeğin ihtiyaçlarını karşıladı. Bundan sonra da gebelikten sonra yani doğumdan sonra anne sütünün verimli olabilmesi için yine ekstra vitamin ve mineral gereksinmesine ihtiyaç var. Bu yüzden diyoruz ki eğer adolesan dönemde bir gebeliğiniz varsa o zaman sizin enerji ve besin ögesi gereksinimleriniz normal bir gebeye göre daha fazla olmak zorunda. Gebelik öncesi BKI'si beden kütle indeksi 26 ve üzerinde olan yani bizim kilolu ya da şişman kabul ettiğimiz gebelere gelince bunlar ilk 3 ayda eğer gerekirse yani gerekli olduğu durumlar nedir? Kronik bir rahatsızlığı vardır. Hasta belki diyabetik olabilir ya da işte tansiyonu vardır veya farklı bir hastalığı vardır. Bu tarz durumlarda gerekli görüldüğü takdirde kontrollü olarak enerji kısıtlaması yapılabilir. Yani ilk 3 ayda enerji kısıtlaması yaparak bir miktar zayıflamasına ya da kilosunun korunmasını sağlayabiliriz. Fakat kilolu olan gebelerde 4-9 aylar arasında kesinlikle biz enerji kısıtlamasına gitmiyoruz. Yani artık 3 ayını, birinci trimestrini dolduran gebelere hiçbir şekilde zayıflamasını önermiyoruz. Şişman kadınlar gebelikleri süresince hani ilk 3 ay kilo almadığını varsayarsak geriye kalan 4-9 aylar arasında ortalama 7-8 kilogram toplamda alsalar bile bu normal gebeliklere göre biz düşük de karşılasak bunlar normal çocuk dünyaya getirebilirler. Evet, beden kütle indeksi eğer 19 ve altındaysa yani bizim zayıf kabul ettiğimiz gebeler ise o zaman da ilk 3 ayda diğer gebelere göre
Diğer gebelere yaklaşık 150 kalori kadar biz ek veriyorduk. Bu gebelere de 250 kalori kadar ek veriyoruz. Yani yaptığımız tek farklılık ilk 3 aydaki farklılık. İlk 3 ay içerisinde biraz daha enerji alımını arttırıyoruz. Fakat yine 4-9 aylar arasında bu gebelerin normal gebeler gibi besin alımını sağlıyoruz. Yani diğer gebelerden farkı olmuyor. Evet, gebelikte normal ağırlık kazanımına eğer bakarsak, gebeliğin ilk 3 ayında işte iştahsızlık olabilir, bulantılar, kusmalar ya da uyku hali olabilir. Bu sebeplerle ortalama ağırlık kazanımı ayda yarım kilo ile 1 kilo arasındadır. Bu rahatsızlıkların geçmesiyle, yani o ilk 3 aydan sonra bu rahatsızlıklar yavaş yavaş ortadan kalkar. Ortadan kalkmasıyla birlikte de sonraki dönemlerde ayda 1,5-2 kilogram kadar ağırlık artışları olur. Önerdiğimiz ağırlık kazanımlarına eğer bakarsak, düşük kilolu kadınlar, yani beden kütle indeksi 19 ve altında olan kadınlar gebelik boyunca 12,5 kilogram ile 18 kilogram civarında kilo alması gerekir. Normal kilolu kadınlara bakarsak, bunlar beden kütle indeksi 20-25 arasında olanlardır. Bunların da gestasyon boyunca 11,5 ve 16 kilogram arasında kilo almaları gerekir. Fazla kilolu kadınlara bakarsak, bunlar da beden kütle indeksi 26 ve üzerinde olan kadınlardır. Bunların da 7-11,5 kilogram arasında almasını normal kabul ediyoruz. Fakat obez kadınlara bakarsak, obez bireyler beden kütle indeksi 29 ve üzerinde olanlar, bu gebe kadınlar, o zaman biz bunların ilk 3 ay kilo almamasını, sonraki aylar ise ayda ortalama 1-1,5 kilogram kadar kilo almasını normal kabul ediyoruz ve bunların da toplam 6-8 kilogram kadar kilo almaları yeterli oluyor. Diğer gebelerle karşılaştırdığımız zaman obez bireyler daha küçük kilo alsalar bile ne diyoruz? Normal ağırlıkta bir bebek doğurabiliyorlar. Evet, gebelikte protein... Rüveysa Hocam, konuk olarak katılmaya çalışanlar varmış herhalde. Bir onları kabul edebilirsek sevinirim. Ekranda ben göremiyorum ama. Tamam, tekrar denesinler hocam. Yeniden şey yapalım. Bakalım. Pardon, evet şurada gördüm. Ya tekrar edebiliriz isterseniz, o olabilir. Olur hocam, tabii ki öğrencilerimiz katılacaklar. Hem de hastaneden, üniversite hastanemizden de katılım sağlayan eğitim hemşirelerimiz var. Hı hı. Siz buyurun, tekrar edebilirsiniz. Buyurun hocam. Evet, gebelikte kilo alımı demiştik. Gebelikte kilo alımında bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi zayıf bir gebe hamile kaldığında biz şöyle diyemeyiz, hani istediği kadar kilo alabilir. Hayır, zayıf olarak ya da düşük kilolu olarak hamile kalsa bile gebelik süresince ayda 3 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Yani aylık ortalama 3 kilogramın üzerinde olmaması gerekiyor aldığı kilo. Kilolu bireylere bakarsak, kilolu bireylerde de şu var. Onda da şunu normal kabul edebilirler belki, hani zaten obez, kilo almasına gerek yok diye. Bunda da obez bireylerde de şunu normal kabul ediyoruz. En düşük ayda ortalama 1 kilograma denk gelecek şekilde kilo almaları gerekiyor. Bunun altını da gebelik için biz sağlıklı kabul etmiyoruz. Evet, gebelikte diğer gereksinmelerimize eğer bakarsak, gebelikte protein gereksinmesine, gebelikte kan hacmi artıyordu. Kan hacminin artmasıyla birlikte işte yine rahim ve göğüslerde büyüme, fetüsü, plasentada ise protein sentezi artıyor. Şimdi biz normal işte kan proteinlerimizi değerlendirdiğimiz zaman, kan proteinlerinde hani biyokimyasal markalarda hep nedir? Desilitre bazında bakılır. Yani birim hacim bazında gereken protein miktarıdır. Gebelikte bizim bu kan hacmimiz, yani sıvı hacmimiz arttığı için kan proteinlerinde önemli bir miktarda artması gerekir. Bu
artan ihtiyacı karşılamak için de bizim protein alımını artırmamız gerekir. Bu yüzden gebelik süresince günlük 20-25 gram kadar protein eklemesi yapmamız gerekiyor. Aldığımız bu proteinlerin ise yaklaşık %60-70'in biyolojik değerinin yüksek olması lazım. Biyolojik değeri yüksek olan protein ne demektir? Biz proteinleri bitkisel ve hayvansal besinler gibi farklı gruplara ayırırız. İnsan organizmasına en yakın protein kaynağı hayvansal proteinlerdir. Yani biz kendi doku proteinlerimizi parçaladığımız zaman belirli bir amino asit örüntüsüne sahiptir. Bitki proteinlerini parçaladığımız zaman belirli bir amino asit örüntüsüne sahip ya da hayvansal proteinleri parçaladığımız zaman belirli bir amino asit örüntüsüne sahip. İşte biz bunları karşılaştırdığımız zaman vücudumuz şunu ister. Bizim amino asit örüntümüze en uygun olan proteini daha kolay vücuda alır ve biz buna biyolojik değeri yüksek proteinler deriz. Buna örnek olarak da hayvansal proteinlerdir. Hayvansal proteinlerden özellikle yumurta ve kırmızı etler buna en iyi örnekler arasında. Bu yüzden gebelerde bu protein ihtiyacının daha hızlı karşılanabilmesi için aldığı protein miktarının %60-70'inin özellikle hayvansal gıdalardan karşılanması gerekir. Yine fetüs son aylarda çok hızlı büyür. Yani kilo alımı, bebeğin kilo alımı son aylarda daha fazladır. Bu yüzden proteine olan ihtiyaç yine bu aylarda daha fazla artmaktadır. Bu durumda son aylarda gerekirse protein alımını bir miktar daha artırabiliriz. Evet, mineral gereksinmesine baktığımız zaman özellikle iskeletin oluşma sağlayan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gereksinmesi aynı enerji gereksinmemize paralel olarak %20-30 civarında artmış durumdadır. Yine gebeliğin ilk döneminden itibaren yeterli alım sağlanması annenin depolarının korunmasını sağlar ve annede osteomalazya gelişmesini önler. Annedeki kalsiyum, işte magnezyum ve fosforu biz bebeğin iskelet sistemi gelişirken bebeğe de aktardığımız için eğer annenin kandaki seviyeleri yeterli miktarda korunmazsa bu sefer ne olacak? Annenin deposundan çekilecek. Annenin deposundan çekilmesi demek de annenin dişlerinden ya da kemiklerinden çekilmesi anlamına gelir. Bu da annedeki kemiklerin yumuşaması ya da kemiklerde bozukluklar oluşması anlamına gelir. Eğer anne bu dengeyi sağlamayamazsa, yani plazmadaki o kalsiyum değerleriyle bebeğin ihtiyacı olan gereksinme birbirlerini tutmazsa annenin deposundan harcanması demek. Bu da gebelikten sonra annede osteomalazya gelişmesi ya da işte diş dökülmeleri en basit olarak görülüyor. Diş kayıplarına sebep olmakta. Bununla birlikte yine gebelikte karşılanamayıp da yani besinlerle karşılanamayıp mutlaka eklenmesi gereken minerallerden bir tanesi de demirdir. Yine demirden yeterli beslenme bebeğin beyin gelişimi için önemli. Yine gebelikte yeterli miktarda demir alan kadınlar gebelik sonrası 3-6 ay kadar demir yetersizliğinden yani anemiden korunmaktadır. Gebe kadınlardaki anemi doğum sırasında kanama ve enfeksiyon riskini artıran yine en önemli anne ölümü sebeplerinden bir tanesidir. Yine anemi bebek ölümlerine, erken doğuma ve düşük doğum ağırlığına, aynı zamanda bebeklerde büyüme gelişme geriliğine ve mental geriliğe de neden olmakta. Yine anemik olmayan gebe kadınlara verilen aşırı miktardaki demir ise bu sefer çinko yetersizliğine sebep olmakta. Yani aşırı dozdan da kaçınmamız gerekiyor. Yine gebe kadınlarda yetersizliği en çok görülen bir diğer mineral ise çinkodur. Çinko hem fetüsün gelişmesi hem de emzirme döneminde süt salgılanması için gerekli. Çinkodan yetersiz beslenen yine annelerin doğum sancılarının uzadığı ve ölüm risklerinin arttığı bildirilmiş. Ve ileri düzey çinko yetersizliği yine nöral tüp defekli bebeklerin doğması için ise ikinci faktör olarak kabul edilir. Ve folik asitin eminimi ise çinko varlığında kolaylaşır. Evet. Hocam bu ara, burada bir araya girebilir. Mesela çinkoyu ağır metaller grubuna alıp bazı kadın doğum hocalarımız çok fazla işte dip balıkları yemememizi
Bunlarda aşırı derecede çinko olabileceğini gebelik döneminde, o nedenle de negatif bir etki oluşturabileceğinden bahsederler. O Ama aslında şu, çinko değil, ağır metaller arasında civa vardır. Bu hani derin su balıklarında ya da işte midyelerde civa oranı yüksektir. O ağır metalleri aldığınız zaman bu sefer insan kanındaki metil civa seviyesi artıyor ve evet, bebeğin gelişimine zarar verebiliyor. Bu yüzden de haftada bir ile sınırlandırıyoruz balık tüketimini. Hani çok sık tüketilmesi önerilmiyor. Derin su balıkları yerine de daha böyle hani levrek gibi yüzey balıklarının tüketilmesi öneriliyor. Evet, yine prenatal dönemde önlenebilir beyin harabiyeti ve zeka geriliğinin bir sebebi de iyot yetersizliğidir. Eğer anne iyottan yetersiz beslenirse bu sefer bebekler kretinizm doğuyor. Yani zeka geriliği ve özürlü olarak dünyaya geliyorlar. Bu yüzden iyot alımının da yeterli tutulması gerekiyor. Vitamin gereksinimlerine eğer bakarsak, A vitamini özellikle protein sentezi için önemlidir. Yani hücrelerin bölünmesi, işte DNA, RNA sentezinin yapılabilmesi için önemlidir. Fakat yüksek doz alındığı takdirde bu sefer de düşüklere ya da fetüste yarık damak ya da konjenital kalp hastalıkları gibi doğumsal anomalilere de neden olabilir. D vitamininin gereksinmesi çok fazla değişiklik gösterilmez ama gebelik döneminde yine 5 mikrogram kadar ek verilir. Yine A ve K vitaminlerinde bir ekleme söz konusu değildir. Özellikle suda eriyen vitaminler vücutta depo edilmediği için bunların gereksinmelerine daha fazla ihtiyaç vardır. Özellikle niyasin gereksinmesi alınan enerji gereksinmesiyle birlikte artmaktadır. Yine B6 vitamini gereksinmesi protein metabolizması ile ilişkili olduğu için protein gereksinmesi ne kadar artarsa yüzde olarak B6 vitamini gereksinmesi de o kadar artar. En önemli vitamin folik asittir, B vitaminlerinden. Folik asit özellikle DNA ve RNA sentezi için geçerlidir. Ve eksikliğinde nöral tüp defektliği ya da spina bifidalı çocukların doğmasına sebep olur. Bu yüzden annelerin gebelik süresince 600 mikrogram kadar folik asit almaları mutlaka gereklidir. Gebelikten önce başlanıp depoların doldurulup gebelik sonrasında bir süre folik asit alımına devam etmesi gerekir. Yine B12 vitamini önemlidir gebelikte. Bu durumda da anne pernisiyoz anemi olabilir. C vitamini alımı önemlidir. C vitamini de özellikle folik asitin vücutta kullanımı için gereklidir. Biz de bunu işte meyve ve sebzenin bol tüketimiyle birlikte karşılayabiliyoruz. Evet, burada gebe olan ve gebe olmayan bireylerde bizim besin ögesi gereksinmelerimiz var. Fakat bu besin ögesi gereksinmelerini biz hangi besin gruplarıyla karşılarız dersek, özellikle işte süt ve süt ürünleri normal bireylerde 2 porsiyon yeterliyken gebe bireylerde 1-2 porsiyon arttırılması lazım. Yani 3-4 porsiyona çıkarmamız lazım. Et ürünlerine bakarsak normal bireylerde işte 1 porsiyon yeterken gebe olmayan bireylerde 2-3 porsiyon olması gerekiyor. 2 porsiyon daha arttırılması lazım. Yumurta normal bireyler 1 tane günlük ihtiyacını karşılarken gebelerde günde 2 tane tüketilebilir. Taze meyve ve sebzeler yine normal bireylerde 3-5 porsiyonken gebe bireylerde 2-4 porsiyon kadar arttırılması lazım. Yani 5-8 porsiyon kadar taze meyve ve sebze tüketmesi lazım. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler folik asitin de en iyi kaynakları arasındadır. Tahıl ve ekmek grubuna baktığımız zaman gebe olmayan bireylerde 3-6 porsiyondur. Gebe olan bireylerde tahıl grubunu çok arttırmamıza gerek yoktur. Yani 1-2 dilim ekmek arttırmamız yeterlidir. Tahıl arttırmak yerine daha çok süt ürünleri, et ürünleri ya da işte sebze ve meyveleri arttırmamız gerekmekte. Pirinç, bulgur, makarna gibi yine tahıl ürünlerini de hiç arttırmayabiliriz ya da en fazla 1-2 porsiyon kadar artış yapabiliriz. Yine bununla birlikte gebelik süresince alkol, tütün, ilaçlar, yine vitamin, mineral gibi preparatların mega dozlarından bizim kaçınmamız gerekiyor. Kesinlikle doktor tavsiyesiyle kullanmamız gerekiyor. Bazen gebeler şunu yapıyor. Multivitamin alıyor, sonra gidiyor başka içeriği ağır olan başka bir multivitamin, sonra gidiyor başka bir multivitamin. Ama bir bakıyorsunuz hepsinde A vitamini var. Yani her biri ayrı ayrı değil. Multivitamin olduğu için her birinde ayrı ayrı A vitamini ve 3 farklı kaynaktan A vitamini dozu yüklüyor. Bu da ne oluyor? İşte bebeğin
yarık dudaklı ya da konjenital kalp hastalığıyla doğmasına sebep olabiliyor. Bununla birlikte kafein alımına dikkat edilmesi lazım. Kafein alımından annenin gebelik süresince ve emzirme süresince de kaçınması gerekiyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederiz Rümeysa Hocam değerli bilgileriniz için. Soruları alabiliriz şimdi. Eğer soru sormak isteyen varsa chatten veya buradan direkt mikrofonunu açarak ulaşabilir hocamıza. Evet, bu gitti. Evet. Merhaba hocam. Teşekkür ederiz. Ben göremiyorum hocam. Ben şimdi bir tane teşekkürler var hocam genellikle. Rica sosyal medya ve Merve Palamutoğlu hocamızın teşekkürü var. Umarım faydalı olmuştur herkes için diye düşünüyorum. Beslenmeyle ilgili verdiğiniz tüm bilgiler bizim açımızdan altın değerinde pandemi döneminde özellikle. Bir sorumuz var basın yayından. Gebelik şekeri ölçümünün herhangi bir zararı var mıdır diye soruyorlar hocam. Ya şimdi bunu aslında kadın doğum doktorlarına sormak evet daha doğru ama gebelik şekeri ölçümünde şöyle yani normal literatür evet herkes yaptırıyor ve gebelik şekeri olan bireyler eğer bunu tespit edilmezse yani gebelik şekerinin olduğunu farkına varmazsa bu sefer ne oluyor? Anne gebelikten sonra gebelik sırasında zaten gestasyonel diyabet oluyor. Gebelikten sonra da tip 2 diyabete yakalanma sıklığı artıyor. Yani %50 risk teşkil ediyor. Biz bunu işte test yaptırmadan anlayamayacağımız için zamanı geldiğinde genellikle zaten 28 hafta civarı oluyor gebelik testinin yapıldığı hafta. O yüzden de yaptırılması gerekiyor. Tabii bu benim görüşüm. Ama bu konuda asıl uzmanlar tabii ki hani kadın doğum uzmanları. Evet hocam, teşekkür ederiz. Yeni Yasemin Savaş Hanım ve Hatice Özdemir Hanım teşekkür ediyorlar verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Evet, süremiz de dolmak üzere. Dolmadan yarınki etkinliğimizden bahsetmek isterim ben de. Yine 2021 aile yılı etkinlikleri kapsamında yarın da ebeveynlerin okul çağındaki çocuklarıyla ilişkisi, özel yetenekli çocukların genel özellikleri konusunda güzel bir etkinliğimiz var. Saat 14'te yine aynı platformda buluşmak üzere diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Rümeysa Hocam. Evet, değerli görüşmek üzere Filiz Hanım. Hoşçakalın. Tekrar güzel bir etkinlik oldu. Tekrar yeniden görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Teşekkür hoşçakalın. Ederiz. Görüşmek.